Hayırlı akşamlar değerli dostlar, kıymetli müminler. Yine sualler tevcih ediliyor. Bugünkü sualimizde şöyle bir soru gelmiş. Hocam hayırlı günler, esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Hocam, bazı insanlar cemiyetin içinde efendim cennetlik filanca kişi cennetlik filanca kişi cehennemi boyladı tarzında cümleler duyuyoruz. Bir kimsenin cennete gidip gidemeyeceğini veya cehenneme gidip gidemeyeceğini insanlar bizler bilebilir miyiz? Teşekkür ederim saygılarımla. Kocaeli'nden filanca vatandaş. Evet değerli dostlar, bu konuyu ben daha önce tabii değişik platformlarda cevaplamıştım. Efendime söyleyeyim. Tabii şimdi yine sorulmuş. Daha fazla kişiye de ulaşsın kabilinden. Cevaplamış olayım. İslamiyet'te inancımızda bir kimsenin nereye gideceğini bilme imkanı yok. Bunu Peygamberimiz Efendimiz dahi sohbetlerinde beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili aslında ayet de var. Ayeti de okuyacağım şimdi. Açıkça Kur'an-ı Kerim'in bildirmediği, yani kişi veya kişiler hakkında şuraya gitti, buraya gitti şeklinde yapılan yorumların tamamı efendim asılsızdır, din dışıdır. Bakın din dışıdır. Kimin nereye gideceğini yalnızca Cenab-ı Hak bilir. Peygamberler dahi bildirilmediyse bilmez. Kendilerine vahiy yoluyla bildirilmediği suretle bilmez. Şimdi bu konuyla ilgili Peygamberimizden bir örnek anlatayım. Sonra alakalı bir ayet de var. Onu da söyleyeceğim. Önce Peygamberimizin bir kadınla olan diyaloğundan bahsedeyim. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah cennetinde bizleri onunla buluştursun, o güzel insana, büyük insana hepimiz hayranız, basmasa mübarek kademin ruhi zemine, hak etmezdi kimseyi hakileteye, ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter ya Resulallah. İnşallah ona iyi ümmet oluruz. Adı Muhammedi olup da yaşantısı Muhammedi olmayanlardan olmayız inşallah. Bu çok önemli bir cümle. Günümüzde İslam aleminin maalesef büyük problemi budur. Adı Muhammedi, adı Müslüman ama yaşantısı Müslümana uygun değil. Yani ahlak çok önemli. Konuyu dağıtmayalım diye dönersek. Peygamberimiz Efendimiz'e böyle hayranlığını ifade etmek isteyen bir hanımefendi, ya Resulallah siz ne güzel insansınız, Allah sizi cennetine koyacak deyip hayranlığını ona bildirmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz bu cümleyi duyunca biraz üzülmüş, canı sıkılmış ve o kadına şöyle demiştir. Evet, ben Allah'ın elçisiyim. Yalnız bana yarın ne muamele yapılacağını ben dahi bilmiyorum demiştir aziz peygamberimiz. Hal böyle olunca günümüzde bazen görüyoruz. İşte filanca oluşuma mensup kişiler sırattan geçecekler diyor. Efendim filanca grubun mensupları sanki anlaşma yapmışlar ahiret alemiyle. Böyle bir şey yok. Peygamberimiz Efendimiz diyor bakın. Ben ne muamele göreceğimi bilmiyorum orada. Hepimiz Allah'ın şefkatine mühtacız. O da biz de. Tabii o büyük bir insan, o büyük bir ruh. Muhakkak Allah onu ödüllerin en büyüğüyle ödüllendirecek. Çünkü en büyük cefaları o çekti. Bütün çocuklarını elleriyle mezara koydu. Bir Fatıma hariç. Hazreti Fatıma ondan sonra öldü malumunuz. Yani bunu evlat acısının en zirvesini efendim yaşadı. Savaşlar yaptı. Hakaretlere uğradı. Üstüne işkembeler atıldı. Ödülü de ona mukabil Allah'ın elçisi büyük olacaktır. Rabbimizden duamız o ki bizi de ona ümmetinden olduğumuz için
ve onun yolunda gitmeye çalıştığımız için onun yanına cennete inşallah onu da bizi de dahil etsin diye dua ediyoruz. Hepimiz onun merhametine muhtacız. Dolayısıyla filanca kişiye kabir suali işte ne bileyim bir sorguda sualde filancanın üyesi olursanız, filancanın dervişi, filancanın mensubu, filanca siyasetin efendim mensubu olursa öyle bir şey yok. Ne tarikat, ne cemaat, ne siyaset hiç fark etmez. Kimse nereye gideceğini bilemez. İslamiyet bunu bize söylüyor. Az önce anlattım hadis. İşte size bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki ya Muhammed. Ahkaf suresi, Ahkaf suresi 9. ayet. Kul de ki ya Muhammed. Ma küntü bid'an miner rusuli. Ben gönderilmiş o elçilerden, peygamberlerden biriyim. Onlardan bir tanesiyim. Türedi bir peygamber değilim. Bid'an türedi. Türeyen bir peygamber değilim. Yani peygamberlerin ilki değilim. Benden önce de peygamberler geldi. Ben de onlardan bir tanesiyim diyor. Türedi ifadesi çok ilginç. Türedi olmak, türedi peygamber değilim diyor. Benim bu arada Türedi isimli bir makalem vardı. Okumanızı tavsiye ederim efendim. Efendim eskiden ne kadar daha böyle az kirlenmiştik. Şimdilerde nasıl daha fazla kirlendik içeren kültürel olarak, örf adet olarak, dini yaşantı olarak hepsini içeren çok güzel bir makale. Onu da tavsiye ederim. Okuyunuz lütfen. Ben türedi bir peygamber değilim. Ve ma edri. Bakın burası bizim konumuz. Ve ma edri. Ben bilmem. Ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi. Bana ne muamele yapılacağını bilmiyorum. Bak ayet. Bilmem. Ne tarikatının, bilmem ne cemaatinin mensubu olursanız cenneti garantilersiniz. Bu ayet balyozu indiriyor bu konuşmaları yapanlara. Böyle bir şey yok. İyi bir mümin, iyi bir Müslüman ol, ahlaklı bir Müslüman ol, Allah seni zaten ödüllendirir. Filancaya gireceksin ki, gireceğin bir yer varsa o İslam'dır. Lider istiyorsan, muhteşem bir lider Hazreti Muhammed Mustafa. Hayatında eğrilik bulunmayan insan. Estakim kema umte. Dost doğru adam. Sertacımız efendimiz örneğimiz. Herkesi ahlakıyla hayran bırakan adam. Büyük insan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendim hocam biz zamanımızda efendim bize dini anlatan, bize mürşit olan, bizi yönlendiren, hocamız olan kişilere hürmet etmeyelim. Et. Et. Ama onu tabulaştırma. Onu peygamberinin önüne geçirme. Tabii ki insanlar ilim öğrendiğin, size faydası olan maddi manevi insanlara saygı göstermek çok normal. Tabii iyi bir şey. Hatta öğretmenine, hocana, geniş anlamda mürşidine, tamam, mürşittir, yol gösteren demektir. Ama o yol gösterilen şey, orası bir ekol, bir atıyorum tarikat, bir cemaat, bir oluşum neyse, onu sen din haline getirirsen bu sıkıntı, ayet bak, ne diyor, onu din haline getirme. Orayı bir okul gibi düşün. Bizim okulumuzda bu güzellikler yaparız. Bizim okulumuz sizin okulunuzu döver muhabbeti girince tefrika, kaos başlıyor. İşte İslam aleminin burnunun bir yerlerden çıkmamasının yegane sebebi de bu. Bölünmek, parçalanma. İnsanlar elbette bir yerleri sever. Kulüptür, dernektir, vakıftır, işte şudur budur. İyi de onu put haline getirdiğin zaman sorun. Filanca kulübün adamı, filanca kulübü kafirlikle itham ediyor. Tamam. Memleket böyle. İşte Müslümanlar böyle bölünecek. Böyle parçalanacak. Zaten bu Türk milleti bölünüp parçalanamaz. Yok edilemez. Savaşta yenilmez. Ancak böyle birbirine düşürmek suretiyle yaparlar bu işi. Onu da zaman zaman hamle ediyorlar. Uyanık olsun Müslümanlar. Bu son
toprağımız, Anadolu'muz, Türkiye'miz bir tane. Onu da kaçırırsak, onu da kaybedersek Vadi Harabil Basra oturup Endülüs'ün halifesi, hükümdarı gibi oturup ağlamak düşer bize. Ya. İşte oralara düşmeyelim diyor. Bakın, hiçbir oluşum, hiçbir ekol, hiçbir grup kendisinin cennete gideceğine garanti veremez. Filancayı da cehenneme sokup durmasın birileri. Zebanilerle akrabalık mı var? Kaldı ki zebani kendi başına da hareket edemez. Hüküm sahibi Allah. El mülk yevmezin lillah. Hükümran benim diyor. Yarın meydan kurulur. Herkes hesap vermek üzere huzura getirilir. O zaman sorarım, yeryüzünün düzme kralları nerede diyor. Allah söylüyor. Kutsi hadis. Yeryüzünün düzme imparatorları nerede? Bugün hükümrar, hükümdar, hükümran benim diyecek Cenab-ı Hak. Sen hangi amelin, hangi şeyine güvenirsin de efendime söyleyeyim onu bunu cehenneme sokarsın. Bırak cehennemin sahibi de cennetin sahibi de Cenab-ı Hak bu karar versin. Allah'ın yerine, vazifesine karışmayalım. Burnumuzu sokmayalım. Yerin göğün sahibi, hani bir Azeri spiker diyor ya haritasına. Allah'ın işine karışmayın. İnsan olalım, düzgün yaşayalım. Etrafa güzellik saçalım, sevgiyi yayalım, iyi bir insan olalım, Allah ödülümüzü verir. Ve ma edri ma yuf'alu bi, bana ne muamele yapılacağını bilmiyorum. Ve la biküm, size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ayet. İn ettebi'u, in, olumsuzluk ini bu. İn ettebi'u, ben uymam, ben tabi olmam. İlla ancak ben uyarım. Neye? Ma yuha ileyye. Bana ne vahyolundaysa ben ona uyarım. Yani benim söylediklerim, konuştuklarım kafamdan uydurmuş değil. Hepsi Allah'ın bana vahyettikleri. Ve ben onlara uyarım. Heva hevesime veya filancanın, falancanın bana talim ettirdin. İşte bana söylememi gerekli olduğunu söylediği şeye uymam. Şimdi demiş, ben sizin taptığınıza tapmam. Allah'a taparım. Ben Allah'a ibadet kulluk ederim. Neyse. Başka şeylere kulluk etmem. Benim ilahım Allah'tır demiş Cenab-ı Peygamberimiz. İlahı başka şey olanlar artık hesabını nasıl verirler bilemeyiz. Ben illa ma yuha, bana vahyedilene uyarım, ileyye bana ve ma ene, ben değilim. İlla ancak neyim ben? Nezirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Nezir-i mubin, apaçık uyarıcı. Peygamberimiz bize Allah'ın dinini tebyin etmiş, tebliğ etmiş, büyük insan ve bizi uyarmış. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. İrade hür, irade serbest. Allah bizi irademizde hür bırakmıştır. İyi de göstermiş, kötüyü de tercih seçme hakkı bize. Netice-i kelam değerli dostlar, bu geceki sual köşemizde bize sorulan o ki, bir kimse cennete veya cehenneme gideceğini bir kimsenin bilebilir mi? Hayır, bilemez. Hem ayeti hem de konuyla ilgili peygamberimizden, onun güzel hayatından güzel bir efendim diyalogla örnekler vermiş oldum. Mucibince, muktezasınca amel olunması dileğiyle. Allah'ın selamı, emnü emanı, rahmeti, bereketi, inayeti ve dahi muhabbeti hepinizin üstüne olsun. Hayırlı akşamlar efendim.